Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fukan. Bugün sizlerle uzun zamandır beklenen GT Triple Booster setin tanıtımını yapacağım. Ee, aslında uzun zaman dediğim bu benim elime geçen neredeyse e, iki hafta olacak tam. Neden bu kadar e, beklettiğimi soracak iseniz. Ya bildiğiniz gibi ben bir sürü takaratomu geldi elime. Onların tanıtımlarını çektim, montajladım, ettim. Ee, bir de havalarda sıcak bildiğiniz gibi yaz ayındayız yani hava baya sıcak tellozi ediyoruz. Yani çekmekte birazcık zorlanma bu sıcak havada. Birazcık üşendim o yüzden. Ben de zaman bulmuşken yani çekimledim. Şu anda da bayağı sıcak hava. Burada yeni altı e, tane takarton Beyblade gelecek arkadaşlar. E, haftayı pazartesi. E, onların da tanıtımları yakında gelecek. Ne aldığım sürpriz olsun. Instagram'da zaten alınca paylaşacağım hepsini arkadaşlar. Cumartesi günü alacağım onları da. Evet. Şimdi isterseniz e, kutudan başlayalım tanıtmaya. E, Triple'ı e, bilmeyenler için anlatayım kısaca. İçinde 3 tane bey oluyor. E, bir tane e, random bir tane bey oluyor arkadaşlar. Mesela bunda Slash Dragon var. Random parçalar var. Bir tane Prize Bey gibi bey oluyor. Lord bunun ana beyi. Bir de yanında Dread Bahamut var. Bu ikisi Prize Bey gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi kutumuzu tanıtmakla başlayalım. Şurada Takara görüyorsunuz burada Japon var. Şurada bir kod var. Beyblade bir GT görüyorsunuz. Şurada şurada B149'un yazısını görüyorsunuz. Kutusu da baya büyük triple olduğu için arkadaşlar. Bakın burada Octa Driver göstermiş. Bu driver sadece e, Ori çıkıyor diye biliyorum ben. Onun dışında burada Lord Spirgan'ı göstermiş. Red Bahamut'taki geni göstermiş. Bu arada 3 tembel olduğu için arkadaşlar video biraz uzun sürebilir. O yüzden kapışma maçı yapmayacağım. Burada Lord Spirgan, Blitz, DM Dash, Burada da Dread Bahamut Gen e, 7 Wall ve Orbit Metal. Burada da Slash Dragon. E, bunun diski Double Bir de Octa Driver. Bu da GT Triple Booster set yazısını görüyorsunuz. Kutunun yanında şu şekilde GT sistemini göstermiş. Kaç sistemini. Burada da yanda parçaları göstermiş. Setteki tüm parçaları. Şöyle kutumuzun arkasına geçelim. Kutumuzun arkasında da parçalar var. Şöyle Slash Dragon. Şurada Slash Base'imiz. Pardon Dragon çipimizi görüyorsunuz. Burada Metsu Wait'imiz var. Zweilong News'un. Burada Slash Base'imizi görüyorsunuz. Ee, onun işte burada Double of Disk'imiz var. Cidden çok iyi bir disk. Burada da Octa Driver'ımızı görüyorsunuz. Lord Spirgan parçalarına geçersek. Bunda Wait yok arkadaşlar. Spirgan Chip, Lord Base, e, Blitz Disk. En iyi disklerden biri bu arkadaşlar. Ve Dimension Dash. Bu da benim istediğim driver'lardan birisiydi. Şimdi Red Bahamut'un parçalarına bakalım şöyle. Bahamut Chip, Gen weight, bu Wade'den başlı, konuşalım pardon bahsedeceğiz az sonra. Ee, Bahamut e, base, 7 disk, wall frame ve orbit metal. Burada işte Dread Bahamut'un özelliğini göstermiş arkadaşlar. Burada Gen özelliği var. Burada da Durum ve e, Walton resmi var. Burada yine Japonca yazılar var. Koro Koro göremedim ya da varsa da evet burada bakın buradaymış altındaymış arkadaşlar Koro Koro yazısı. Evet kutumuz böyleydi. Şimdi kutuyu şöyle bir kenara alalım. Şöyle bir kenara koydum. Evet. Şimdi kutu içine bakalım arkadaşlar. Şöyle kullanma kılavuzu ve stiklerimiz var her zamanki gibi. Driver için olanları takmadım ben. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce beylerimizi bir yan yana getirelim. Şöyle kutudaki gibi yapalım yapılmış. Slash Dragon olsun. Evet. Beylerimiz böyle arkadaşlar. Bir tane Slash Dragon çıkıyor içinden. Custom Beyblade bu. Burada da ana beyimiz Lord Spirgan var. Evet, şu maalesef GT serisinde olmadığı için bu bey de anime yok arkadaşlar. Sadece triple'a koyulmak için üretildi. Ve benim de çok sevdiğim bir Beyblade kendisi. Onun işte burada Dread Bahamut'umuz var. Bunu da çok istiyordum ben arkadaşlar. En sevdiğim beylerden birisi. bu da kendisi de. Çok seviyorum ben bu Dread Bahamut'u. Bu da güzel bey arkadaşlar. Şimdi isterseniz ilk önce ee, Slash Dragon'dan başlayalım tanıtmaya slash dragon slash base'imiz arkadaşlar var. Ee, Valkyrie'nin base'i zaten bildiğiniz gibi ama çok kötü bir base. Ee, yanlış hatırlamıyorsam hatalı üretildi. Burada Metsu weight'imiz var. Ee, dragon chip'imiz var. Bu rengi de cidden harika arkadaşlar. Burada double old diskimiz var. Bu arada biraz nefes nefese kalırsam kusura bakmayın. Hava cidden çok sıcak. Bunalıyorum yani şu anda çekerken sizin için çekiyorum videoları da. Evet burada Octa driver'ımız var arkadaşlar. Metal bir driver bu da ve bayağı ağır ama charge'tan daha ağır değil. Şöyle isterseniz tüm parçalarını bir çıkaralım teker teker tanıtalım. Şöyle şu base'deki parçaları da çıkartalım. Evet Octa Driver'dan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Octa Driver bu şekilde hangi tip bu bilmiyorum bir dakika 2 dakika hemen bakayım geliyorum ben buna. Evet arkadaşlar yanlış görmediysem Stamina tipiymiş bu Driver. Şöyle ucunda minik bir top gibi bir şey arkadaşlar. Minik sivri bir yer var. Şuraları metal zaten. Şöyle bir isterseniz bir dakika. Çarşıda bir karşılaştıralım arkadaşlar. Şöyle Ace alayım yanıma. Evet arkadaşlar bu da charge driver gördüğünüz gibi. Çarşıda karşılaştığımızda bu şekilde. Keşke. o oh, pardon elinden düştü. Keşke ağırlık şeyim olsaydı da ağırlıklarını ölçebilseydik tartı. Ama maalesef elimde yok. Bir gün alacağım ama videolarda cidden çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet Octa Driver'ımız da bu şekildeydi. Komparatif bir driver. Cidden güzel kullanılabiliyor bayağı kombolarda. Şunu şöyle koyalım şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce kamera düştü kusura bakmayın. Evet bu da Double of diskimiz. Bundan bende 3 tane olan birisi gidecek. Çünkü Dresiel'i sattım. Birisi Dresiel de vardı. Evet Double of diskimiz de bu şekilde. Bu diski de bayağı yere koydular arkadaşlar. Bir sürü randomlarda falan var. İlk Chose de çıktı zaten bu disk. E cidden aşırı iyi bir disk, balans diski arkadaşlar. Şöyle benimki kaç yıldızmış? bir yıldız gelmiş bize maalesef. Evet, diskimiz bu şekilde. Şimdi base'imize geçelim arkadaşlar. Slash base'imiz bu şekilde ve bu base'i hatalı olsa da ben çok istiyorum nedense arkadaşlar. Sebebi ise e, ben var, Valkyrie var bildiğiniz gibi. Bunu takarak arkadaşlar slash Valkyrie yapabileceğim artık. E cidden o iyi oldu. Ve base'imizin rengi de cidden çok güzel arkadaşlar. Bildiğiniz Valkyrie gibi zaten arkadaşlar şöyle bakın şurada 3 tane kanadı var yine her zamanki var krişe işte, bildiğiniz gibi. Şurada vidaları var bu da gachinko sistem var işte. Base'imiz bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla bir özelliği yok base'in. Bu da Metsu Weight'imiz arkadaşlar. Bu Weight'i ben pek sevmiyorum nedense. Bir yıldız gelmiş bana. Zwaylon Gunus'ta var zaten bu. Evet Weight'imiz de bu şekilde. Weight'imizde de pek bir şey yok ve dragon çipimiz arkadaşlar dragon çip cidden harika rengi aşırı arkadaşlar şu kliklerine de göstereyim sizlere bu çip en sevdiğim çiplerden biri oldu kendisi arkadaşlar aşırı hoşuma gitti bakın ace'deki ile şöyle rengi cidden aşırı hoş duruyor arkadaşlar şimdi bir de layer'ımızın tam haline bakalım şöyle takalım şimdi takıyorum şöyle ve layer'ımızın tam hali bu şekilde gözüküyor arkadaşlar slash dragon tam hali bu şekilde güzel bir bey arkadaşlar aslında ama çok patlıyor maalesef bu çok fazla e, iyi bir beyde değil açıkçası ama parça olarak cidden işinize yarar bu okta var dragon chip var double o var mesela ve görünüşte de baya hoş şöyle elimle döndüreyim bir bakın isterseniz bakın görünüşte böyle dönerken cidden hoş duruyor ben çok sevdim açıkçası arkadaşlar bunu şimdi dread bahamut'tan devam edelim isterseniz arkadaşlar dread bahamut'ta baya bir özellik var Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi gen weight'i var. Bu weight ne işe yarıyor dersiniz. Şöyle göstereyim size bakın. İkinci önce şunu bir çıkarayım parçası. Bakın şurada minik bir kısmı var arkadaşlar. Kauçuk orası zaten. Şurada minik bir stopper gibi bir şey var. Bakın şunu böyle takıyorsunuz ya. Şu anda böyle bakın bu taktık. Şöyle takın. Parça alma sistemi bakın yarıya gelince arkadaşlar bu hem stopper oluyor hem de yuvarlak oluyor. Halbuki hamutun direkt kendi özelliği zaten. Ve gördüğünüz gibi hem yuvarlak oldu arkadaşlar hem de stopper'ı var patlamasını daha zorlaştırıyor. Wall ee, frame'imiz var. Ee, bu frame açıkçası e, bearing de güzel gidiyor arkadaşlar ama onun dışında pek iyi bir frame diye çok sürtüyor. Ee, orbit metal cidden harika bir driver arkadaşlar. Çok güzel olmuş bu bunu koymaları. Bende normal orbit de vardı ondan kat kat iyi bu. Evet şimdi isterseniz şöyle parçalarını tanıtalım. Burada arada savunma tipi bir Beyblade onu da söyleyelim. Şöyle tüm parçanın çıkaralım bir. Şimdi teker teker hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şunu da bir çıkarabilirsem. Evet ve de koyayım şöyle gen Evet şimdi driver'dan başlayalım arkadaşlar. Orbit meta şurası free spin gördüğünüz gibi serbest bir şekilde dönebiliyor. Cidden çok güzel bir driver arkadaşlar. Benim de aşırı hoşuma gidiyor bu driver. Çok seviyorum. Kombolarda kullanırım bunu da. İşime bayağı yarayacak bu driver arkadaşlar. Şimdi normal orbit de var zaten. İşimi görür bu driver bayağı benim. Şimdi eee diskimize geçelim ilk önce framei çıkarmayı unutmuşum bir dakika şöyle diskimizi tanıtalım bu arada şarjım da azalıyor birazcık hızlı tanıtım arkadaşlar ee, bir yerlere atlarsam falan kusura bakmayın şöyle 7 diskimiz var ee, bu en iyi gold disklerinden birisi arkadaşlar cidden kombolarda çok iş yapıyor hele winning walk ile bu disk cidden baya iş yapıyor benim de uzun zamandır istediğim diskler arkadaşlar ve sevdiğim disklerden 7 disk bu şekilde bize kaç yıldız gelmiş ve 2 yıldız gelmiş arkadaşlar da Valve frame'imiz. Bende e, iki tane oldu. Turbo Surprise'de de vardı. Mavi olan da vardı Rasiel'deki ama o gidecek arkadaşlar. Onunla 3 var. Evet frame'imiz de bu şekilde. Yani pek sevmedim frame'lerden arkadaşlar. bazı kombolarda baya iş yapıyor cidden. Şimdi şunu takalım isterseniz arkadaşlar. Bakın disk frame frame'i takınca bu şekilde gözüküyor. Disk ve frame'in tam hali Valve 7. Uyumlu olmuş bence arkadaşlar. Güzel olmuş açıkçası. Ben cidden bayağı sevdim. Bu da Dread Base'imiz arkadaşlar. Açıkçası bu Base Gen cidden boş. Pek bir işe yaramıyor Gen olmadan. Sebebi ise e, çok fazla patlıyor arkadaşlar Gen olmadan bu Bahamut. Gen zaten bu Bahamut'u iyi yapan şey. E, gördüğünüz gibi bakın şurada şu yuvarlak olmasını sağlayan şeyler var. Bakın bunlar böyle patlama sistemi yarılanınca bakın yuvarlaklaşıyor şöyle arkadaşlar. Şuralarında stickerları var gördüğünüz gibi. Arka kısmına bakalım. Burada vidaları falan var. Arka kısmında baya hoş duruyor. Şimdi asıl olayımız Genweight denen parça. Bu parça baya nadir arkadaşlar sanırım. Bir Bologna'dan çıktığını biliyorum. Bir de bu Triple'dan çıkıyor sadece. Aşırı nadir de değil öyle ama az bulunuyor diyelim buna. Bu parça kauçuk arkadaşlar. Bahsetmiştim zaten. Burst topper'ı sağlıyor. Bakın bunu böyle buraya takıyorsunuz. Şöyle taktım. Bakın şurada stopper çıkıyor arkadaşlar. Disk buraya gelince patlamasını durduruyor. Cidden güzel parçalar. Pardon konuşuyorum. Cidden güzel parça arkadaşlar. Kombolarda bayağı kullanırsınız. bayağı işinizi görür. Bu da Bahamut tipimiz arkadaşlar. Çipimiz de öyle aşırı iyi bir çip değil ama Zwei Base ile iyi gidiyor diye biliyorum arkadaşlar. Onu da deneriz bir gün. Çünkü Zvay Bahamut vardı bir tane hatta özel üretim yanlış hatırlamıyorsam. Sıraları sticker çipimizin ve cidden görünüş olarak bayağı hoş duruyor çipimiz. Şöyle şimdi tüm parçalarını takarak göstereyim size arkadaşlar bir. Evet base'im base, base demiş, pardon. Layer'ımızın tam hali bu şekilde. Cidden çok güzel duruyor arkadaşlar. Aşırı iyi. Uzun zamandır almak istediğim bir bey ve setti bu arkadaşlar. Şimdi tüm parçalarını takıp bir göstereyim size. Tüm parçalarını taktığımızda bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir döndürelim. Evet dönüşte bu şekilde gördüğünüz gibi ve söylemeyi de unutmayalım. Sola doğru dönen bir bey bu arkadaşlar. Ve şimdi Lord Spirgan'a geçelim arkadaşlar. E, Triple'ın ana beyi. Beyimiz e, bayağı özelliği var arkadaşlar. Denge tipi bir Beyblade. Dimension Dash var. Dimension modları var. En iyi disklerden birisi var arkadaşlar. Blitz var. Şuraları kauçuk böyle ama sert kauçuk atak yapması için. Spin Steel için değil bunlar. Bunlar. Ve layer arkadaşlar iki tarafa da dönebiliyor. Arkadaşlar şuralarında metal var. E, ee, Base'de metal olması için hoşuma gitti benim. Direkt yani weight'te gerek kalmadan metal koymuşlar buraya ve iyi bir ağırlık veriyor. Evet belimizin görünümü bu şekilde. Şimdi dimension'dan tanıtmaya başlayacağım ve patlama sistemi bakın çıkmıyor. Aşırı aşırı kaliteli arkadaşlar. Bir süre sonra eskiyormuş sanırım. Şimdi şu parçalarını çıkardım. Şu Lord'un çipini çıkaralım. Çok iyi bir patlama sistemi var arkadaşlar bu beyin. Cidden patlaması imkansız denebilecek kadar bir şeyi var. Aşırı yani. Ama sonra eskiyor tabi. Şimdi Dimension Driver'ımızdan başlayalım arkadaşlar. Bu driver'ın 6 tane modu var. Ee, iyi i̇yi bir driver ama x Plus kadar iyi değil sanırım. Ve şurası Dash Driver'ın özelliği gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kırmızı ve altın yaylı. Şimdi bu bizim ilk modumuz arkadaşlar. En kısa moddaki e, balans modu bu. Sonra bunu bir tık bakın ilerlettirdiğinizde ortaya bu atak oluyor. Kısının ata. Soru bunu bir kere daha ilerlettiğinizde arkadaşlar o ikinci modda. Bu da üçüncü mod oluyor. Şu anda balansı da yine bir birazcık uzadı. Bu da dördüncü mod oluyor arkadaşlar. Şu anda ata geldiğine bakın. Gittikçe uzuyor zaten çevirdiğinizde arkadaşlar. Şu anda bu 5. mod bayağı uzadı gördüğünüz gibi. Şu anda balansta ve en son modu da bu arkadaşlar ve en uzun modu, en uzunun atak modu da bu arkadaşlar. Driver'ımızın özelliği böyleydi. Ya benim en çok sevdiğim özelliği arkadaşlar en kısa olanı. En kısayı ben nedense daha çok tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Evet, driver'ımız böyle. Şimdi Blitz diskimize geçelim. Blitz Desk/Walker'da çıktık zaten. Benim de çok sevdiğim disklerden birisi arkadaşlar. Hele bu Judgment Joker'le çok iyi gidiyor patlama sistemini bayağı iyi yapıyor Joker'in. Bu şekilde gördüğünüz gibi Şuraları e, siyah slash walker'daki kırmızıydı. Evet diskimiz de bu şekilde. En iyi atak disklerinden biri hatta en iyi atak diski olabilir. Ve şimdi arkadaşlar Lord base'imize geçelim. Ağırlığı cidden bayağı iyi arkadaşlar. Şurada gözleri var, şurada stickerları var. Şurada mavi bir katman var. Bu da hoş duruyor. Şuralar metal, Şuraları sert kauçuk şöyle arkadaşlar ve e, liar özelliği var. Bakın şu anda e, sağ dönüş modunda. Şu mavi yere çevirdiğinizde arkadaşlar şuraya doğru. Şu anda sola dönüş modunda olmuş oluyor. Ama ben sağ dönüş modda kullanacağım şimdi arkadaşlar. Şunu şöyle ayarlayalım. Evet, geriden sağ dönüş moduna aldım. Şurada da vidaları var. Arka kısmında gördüğünüz gibi görünüş olarak da çok hoş, güç olarak da bayağı iyi bir bey arkadaşlar. Şimdi Spirgan chip'imize geçelim. Spirgan chip de cidden bayağı hoş duruyor. Özellikle Master Spirgan kombosu bayağı iyi gidiyor yanlış hatırlamıyorsam ve çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bir Takaraton Master alırsam bayağı iyi olacak arkadaşlar kombu için. Şu chip'imi göstereyim bakın sizlere klikleri. Arka kısmı bu şekilde. Ön kısımda bu şekilde arkadaşlar. Şuraları kırmızı. Şurada da minik minik stickerlar var. Şimdi base'imizin bir tam halini takalım. Layer'ımızın. Şöyle takalım. Bir dakika şu klikleri bir geri alalım da. Evet. Şimdi takıyorum. Tam halini taktım ve layer'ımızın tam hali bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Cidden bayağı hoş duruyor. Şurada arkada vidaları var. Ee, şurada liar sistemi var görüyorsunuz. Burada klikleri var. Burada sert kauçuk bunlardan bahsettik zaten şimdi beyimizin patlama sistemi zaten aşırı iyi arkadaşlar. Onu zaten söyledim ben size. Parçaların bir tam halini bakıp göstereceğim şimdi ben size. Bakın dimension takıyorum. Aşırı iyi bir patlama sistemi var arkadaşlar. Çok güçlü. Evet. Beylerimizi tanıttım. Maalesef kapışma videosu yapamayacağız arkadaşlar. Video çok uzun olmasın diye. bayağı uzun oldu çünkü. Ve hava da bunaltıcı. Baya bunaldım yani çekerken. Çok terledim. Evet. Bu videomun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bu arada da 800 aboneye az kaldı. 800 olmak üzereyiz. Bu kaldı umarım 1000 abone olur. Neyse. hepiniz çok sağ arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.